أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبعده إبارة olarak nerede kalmıştık؟ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكِهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لُهُ الْفَضِلِ وَإِنْ تَرَكِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ Tasattaka bima, zate, e, bima zade fi zatihi. İla ahiril ibare. Konumuz geçen haftada temas edildiği üzere dalındaki meyvanın ya da devşirilmemiş olan mahsulün toplanması ya da satılması, dalındayken satılması. Bu konuyu irdelerken e, hatırlarsanız meseleyi temelde ikiye ayırmıştık. Meyve diye satılan şey an itibariyle mevcut mudur, değil midir? Mevcut olan bir şey olabilir ama mevcut olan şey tesmiye ettiğimiz insanlar katında meyve diye anılıyor mu, anılmıyor mu? Eğer meyve olarak anılmıyorsa ki buna ye'minü lahet, la lahet şeklinde de tasavvur etme imkanımız vardır. O zaman bunun satışı geçerli değil, batıldır. Niye? Çünkü tesmiye ile müşarile cins manasında birbirlerine muhalefeti varsa itibar tesmiyedir. Tesmiye edilen de mevcut olmadığı için madumun satışı olur. Madumun satışı ise nikad etmez. Yani batıldır. Ancak tesmiye ettiğimizde ortada bir meyve varsa yani çiçeklik halinden kurtarmış, belki tomurcuk haline ulaşmışsa bu durumda bunun üç farklı evresinden bahsettik. Bir an itibarıyla kendisinden fayda temin edilemiyor. Ne insanların yemesi ya da hayvanlara alaf yapılması. Bu birinci hal. İkincisi büyümesi belli bir merhaleye ulaşmış. Kendisinden fayda temin edilebiliyor. Ama daha büyümesi için zamanı var. Yani üzerine koyacağı bazı cüzleri daha var ikinci evre. Üçüncü evre ise büyümesi kemal ermiş. Daha bu saatten sonra cüsse itibariyle fiziki anlamda zatında bir ziyade olmayacak. Ancak rengi, tadı, kokusu gibi kıymete tahallük eden, değerine tahallük eden bazı artışlar olabilecek. Bu üç evreye baktığımız zaman ikinci ve üçüncü evrenin satışında ittifakla caizdir demiştik birinci evre diye tabir ettiğimiz kendisinden fayda temin edilemeyecek bir durumda ise an itibariyle bunun satışının caiz olup olmaması tartışmalı olmakla beraber Musallif Rahimullah tercih edilen görüşe göre sahih kabul edilen ve İmam Muhammed'in öşürle alakalı bir ifadesini istidlal etmek suretiyle bunun caiz olduğunu ifade etmiş. Çünkü bir şeyin an itibariyle mütekavim olmasa da maalde kendisinden fayda temin ediliyorsa ve insanlar da bunu alıp satıyorsa buna mütekavim gözüyle bakabiliriz ve bunun akde konu olmasına mani bir durum yoktur demiştik. Tabi bunu söyledikten sonra da İbn Humam rahimullah bu konuyu biraz tevil ederek bu olsa olsa nasıl bir yerde olur? Mal sahibinin yani ba'inin onu arazisinde kalmasına, tarlasında kalmasına müsaade edeceği bilinmesi durumunda bu ancak böyle olabilir. Çünkü müsaade edeceği bilinmiyorsa akdin gereği olarak derhal malını topla denilecekse o zaman toplanan şeyin maalde menfaat temin etmeye elverişli olmaması çünkü oradan kat edildikten sonra artık onun hayatı yok olmuş, daha bir fayda temin edilemeyecek ve çöp olacaktır. O zaman böyle bir şeyin satışının geçerli olmayacağını vurgulamıştık. Bu birinci evre. İkinci evrede ise satış caizdir ancak ipka şartı koşulmamalı ya da kat edilme şartı koşulmalı ki kat edilme yani kopartılma, devşirilme, toplanma bu akdin gereğidir. Akdin gereğini dillendirmek ise akta zarar vermez. Ama orada kalmasını şart koşacak olursa burada şartlı akitten dolayı bu bir safkada ikinci bir safkanın şart koşulması olarak da düşünebiliriz. Ya da taraflara fayda sağlayan, akdin gereği olmayan, akde mülayim olmayan bir şart sebebiyle de akdin fasit olduğunu söyleyebiliriz demiştik. İkinci evrede ipka şart edilecek olursa. Onu daha konuşacağız. O bugün konuşacağımız mesele. Üçüncü evreye geldiğimiz zaman, üçüncü evrede ise büyümesi kemale ermiş. Daha bu saatten sonra kendisinde fiziki olarak bir ziyade olmayacak. Renk, tat, koku gibi belki ziyadeler olsa da bunun satıcı yine bir ittifak sahiptir. Peki burada ipka şart koşulsa bu caiz olur mu olmaz mı? Bu noktada İmam Muhammed Rahimullah örften dolayı istihsan yapmış. Bunun caiz olduğunu söylemiş. İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise ikinci evredeki bakışını burada da göz önünde tutmak suretiyle akdin gereği olmayan, akde mülayim olmayan bir şartın dillendirilmesinden dolayı akdin fasit olacağını söylemiş. Tabi Musannif Rahimullah burada bir şıktan daha bahsetti. O da nedir? İkinci evrede ipkai şart koşmak aslında madum olan bir cüz'ü şart koşmak gibidir. Çünkü ziyade olacak bir fazlalık var. O fazlalık ise an itibariyle mevcut değil. O zaman madumu şart koşmuş olacak. Bu açıdan da bu lahiyeciz olur. Ama tabii madumu akte konu etmek aktı sıhatına değil belki inikadına tahallük ettirecektir. Çünkü safka tecezzi edecek, safka bölünecek. Böylesi bir akit ise münakit olma noktasında ciddi bir sıkıntı yaşayacak. Ama Musannif Rahimullah buna pek temas etmiyor. Sadece Ademul Cevaz'ı açıklarken bir şartlı bir akit olması, iki madumun şart koşulması şeklinde konuyu irdelemişti. Bugün nasip olursa okuyacağımız bölüm yine bununla alakalı. Yani gerek birinci evre olsun, gerek ikinci evre olsun, gerek üçüncü evre olsun. Gerçi birinci evreyi şöyle bir kenara koymamız gerekir. Çünkü birinci evrede illaki o meyvanın dalında kalma mecburiyeti vardır. Aksi takdirde ortada bir mali mütekavvim olmaz. İkinci evrede satış gerçekleştikten sonra şartsız bir şekilde satış gerçekleştikten sonra müşteri yani malı satın alan kişi Meyvelerini devşirmeyip ağaçta kalmasını bayiden rica etse ve bayinin onayıyla da bu meyveler ağaçta kalsa ya da tarlada kalsa ve tarladan birkaç ay daha istifade edip belli bir büyümeye ulaşacak olsa bu fazlalık kişiye tıyıp olur mu? Olmaz mı? izinsiz bu işlem olursa bu helal olur mu? Olmaz mı? Bunu konuşacağız. Aynı meseleyi bir de üçüncü evrede ele alacağız. Yani büyümesi kemale ermiş. Daha bu saatten sonra fiziki olarak bir ziyade oluşmayacak ama tat, renk, koku gibi bir takım ziyadeler olacak. Bu şekilde müşteri bunu satın aldıktan sonra izinsiz olarak tarlada bıraksa ve bunda bu bahsettiğimiz ziyadelik olursa bu ziyadelik kişiye helal olur mu bunu da tasattük etmesi gerekir mi gerekmez mi bu iki mesele üzerinde nasip olursa duracağız bir üçüncü meselede e, akit mutlak yapıldıktan sonra mal sahibinden tarlanın kiralanmasını talep etsek ya da acil kiralamasını talep etsek iki örnek üzerinden gidecek ağacın kiralaması şeklinde bir akit yapıp sonrasında bu akdin bir nedenden dolayı geçersiz olduğu ortaya çıktığında ki aslında iki neden birbirlerinden farklı. Birinde muhtat olmaması hasebiyle e, icara akdini batılı kabul edeceğiz. Ötekinde vaktül idrak ki bu da meçhul bir zamandır. Menfaatin ne zamana kadar kiraladığımız malum olmadığı için akit fasit olacak. Bu iki durumdaki o fazlalık kişiye helal olur mu olmaz mı? Burada işte mutavvim koltuklayıcının yok olmasıyla mutavmen yani onun zımmindeki icazet yok olur mu olmaz mı meselelerine inşallah temas edilecek. Vaktimiz müsait olursa. Şimdi bu noktada okuyalım. Velev işteraha mutlakan bahse konu olan meyve yani yukarıda meskül olan büyümesi daha henüz kemale ermemiş olan meyveyi müşteri dalındayken satın alsa mutlaka derken yani orada kalma şartı dillendirmeden ya da kat etme şartı koşulmadan ama kat etme şartının olması zaten zarar vermezdi. Yani devşirilme şartı akdin gereği olduğu için bunu dillendirmek zarar vermez. Burada önemli olan mutlakandan kastedilen caiz olacak şekilde akit yapılsa. O zaman bir akdin caiz olabilmesi de harici bir şartın dillendirilmemesi. Yani ben bu meyveyi bu haliyle satın aldım deyip karşı tarafla akdi bu şekilde bitirseler. Bitirse ama sonrasında vaterekeha o meyveleri devşirmese, toplamasa Hasat yapmasa tabi bunu yaparken de bir iznil ba'i, ba'inin onayını alsa. Çünkü ba'i aynı zamanda ağaçların sahibidir, tarlanın sahibidir. Kişinin kendisine ait olan meyvelerin tarladan faydalanması, ağaçtan faydalanması, ağacın veya da tarlanın sahibi olan ba'iden ile yapılacak olsa tabeluhul fazıl, böylesi bir durumda meyvada oluşacak olan fazlalık ve bu fazlalığın kıymete tahallük etmesi müşteriye helal olacaktır. Aslında bu konu alışverişle de alakalı değildir. Çünkü burada bir rıza vardır. Yani şunun gibi düşünebiliriz bir dükkan sahibinden onay alsak desek ki dükkanını bir ay kullanabilir miyiz? Bir ay biz bu dükkanda ticaret yapacağız. Kendime ait olan malı alsat yapacağım desek ve dükkan sahibi de buna izin verse benim bir aylık zaman zarfında dükkanda elde edeceğim kar, kazanç bana tıp olur mu? E cevap tıb olur. Burada da mesela sanki bir nebze bunun gibidir. Evet sana ait olan bir meyve bana ait olan ağaçta kalacak ve benim ağacımdan fayda temin edecek. Benim tarlamdan fayda temin edecek. Bu fayda da sana dünyevi bir menfaat olarak dönecek. Ama burada o ki mal sahibi olan arazi sahibi ya da ağaç sahibi onay veriyorsa buradaki fazla da kişiye tıb olur, helal olur. Herhangi bir tasattıkla mükellef olmaz ama ve interakeha bi gayri iznihi. Aynı meselede yani mutlak halde satın almış ve daha henüz meyve büyümesi kemale ermemiş, daha nihai noktaya gelmemiş ve onları dalında bırakmış ama bunu bırakırken de malikin iznini ve onayını almamış. Böyle bir durum olsa o zaman tasadduka bima zade fi zatihi o meyvanın zatında olan fazlalığı tasadduk etmesi gerekir. Tabi şurası aslında önemli bir kayıt. Bir ziyadelik var. O meyvada bir artış var. Ama o artış nerede oluşan bir artış? Meyvanın zatında. Yani elle tutulur, gözle gözükür gerçekten bir ziyade var. Bazı ziyadeler elle tutulur, gözle görülür cinsten değildir. Tadının artması gibi bir durum söz konusu. Burada da bir ziyade olur ama bu ziyade kıymete yansır. Yani örneğin o meyve durdukça tatlanıyordur. Tatlanması piyasada pazarda satış bedelinin daha yüksek olmasına sebebiyet verir. Burada bahse konu olan bu değil. Burada gerçekten fiziki olarak o meyvada bir artış olsa bu artış müşteriye yani meyve sahibine helal olur mu? Diyor ki bu helal olmaz. Bunu tasattük etmesi gerekir. Peki akla şu gelebilir. elmanın örnek olarak verecek olursak zatı müşteriye aittir. Çünkü icap ve kabulle sahip bir akitte bunu almış. Akit hüküm ifade etmek noktasında mülkiyet ifade eder. Ve bu meyvanın bizatihi kendisi müşteriye ait meyvada bir ziyade oluşmuş, bir artış oluşmuş. Yani bir büyüme oranı gözükmüş. Bu oran bayinin mülkünde olduğu için müşteriye helal olmaz. Tasattük etmesi gerekir. Peki niye bunu tasattük ediyor? O ki bu bayin ise, bayinin mülkünde oluşmuşsa o zaman bu fazlalık bayiye ait olsun diyelim. Deniyor ki hayır. Bu fazlalık her ne kadar bayinin mülkünden elde edilmiş olsa da minkül ve çin bayiye ait olan bir mülk değildir. Niye? Çünkü o fazlalık müşteriye ait olan meyvanın aslı olmasa idi tahakkuk eder miydi? Oluşur muydu? Oluşmazdı. O zaman o fazlalığın oluşması evet ağacın, toprağın bir tesiri var ama ayın olarak da bu ayın kime aittir? Müşteriye aittir. Bundan dolayı o fazlalığın aslında sahibi şudur veya budur diyemiyoruz. O, o fazlalığın sahibi kişinin kendi mülkünde olduğu için meyve sahibine aittir. Yani burada bir mülkiyet vardır. Yani meyvanın aslı kime aitse oradaki ziyade de kime aittir? Meyvanın aslına sahip olan müşteriye aittir. Bayi ile alakalı değildir ki bayiye verelim. Ama oradaki fazlalığın oluşum anındaki o izin diyelim mevcut olmadığından dolayı mahsur bir şekilde haram bir şekilde helal olmayan bir yoldan temin edildiğinden dolayı o zaman o fazlalık mülkiyet vardır ama o mülkiyet tıb olan bir mülkiyet değil helal olan bir mülkiyet değil ve bizim kuralımız gereği helal olmayan bir mülkte yapılması gereken nedir vesebiyyet tasattık, onu fakirlere çevirmektir fukara'ya vermektir. iştirak ne her ikisinden de ne kadar onu bir oransal olarak tespit edebilecek miyiz? Bir de şöyle bir olay vardır. Ortada oluşan fiziki bir fazlalık var. O fiziki fazlalıktaki en büyük pay asla sahip olanındır. Çünkü asıl olmazsa o fazlalık hiçbir zaman olmaz. O fazlalık asıl üzerine ziyadedir. Elbette o olmayacaktı. Ama oradaki ağacın ona etkisi yoktan onu var etmek midir? Yoksa var olan meyveyi büyütmek midir? Yani asıl olan meyve, meyvanın kendisine o ağaç fayda sağlıyor ve orada bir ziyade oluşuyor. Ama o ziyade asıl üzerinden oluşuyor. Yani meseleyi şöyle kurgulayabiliriz. Gasp ettiğim bir dükkanda ticaret yapsam. Ve ticareti ise öz sermayemle yapsam. Yani helal kazancımla yapsam. Ve bu ticaretten elde ettiğim kar kime ait olur? Öz sermaye kime aitse, ticaret ameliyesi kime aitse karın mülkiyeti de ona ait olur. Ama bu mülkiyeti nereden elde ettim? Mahsurlu olan bir yerden. Yani gasp ettiğim dükkandan elde ettim. O zaman buradaki mülkiyet her ne kadar Malik'e ait olsa da tib olmayan bir yoldan elde edildiği için nasıl ki bunun yolu vesilebiliyette tasattıksa bunu da aynı meseleden değerlendireceğiz. Yoksa Malik'le işte ikisi arasında ortaya çıkan bu fazlalıkta bir kısım benimdir, bir kısım senindir. Gel kendi aramızda bunu şu şekilde helalleştirelim tarzında değil. Bu fazlalığın mülkiyeti külli itibariyle buraya. Peki burada şöyle bir soru sorulsa. Bayi izin vermemişti kalmasına ve bir ziyade oldu ama bu ziyadenin mülkiyeti kimdedir müşteridedir bunu kabul ediyoruz ama bainin malından bir ziyade bainin onayı yok buna dolayısıyla gayrın hakkına tecavüz etmiş ama gayrın hakkını temiz edemediğimizden dolayı o fazlalık tasatlıktır. peki kişi fazlalığı tasatlık ettiği zaman bainin hakkını ödemiş oldu mu el cevap olmadı Niye? Çünkü baiden elde ettiğini sana dönen bir faideyi sen mülkünden çıkartarak o haram olan mihten kendini sorumlu yani kurtarmış oluyorsun. Ama kişinin mülkiyetini bir ay, iki ay, üç ay gibi bir zaman zarfında hapsetmiş oldun. Bunun karşılığında bayin hakkı hala bakidir. Bunu neyle çözeceğiz? Bunun bir maddi karşılığı olmadığı için bu bir şekilde helallik alınacak. Peki bayi dese ki bana şu kadar rakam verirsen hakkımı sana helal ederim. Anlayabildiniz mi? Yani ben meyveyi sattım. Sen meyveyi benim iznim olmadan tarlada bıraktın. Meyve büyüdü, kemale erdi. Ve burada bir ziyade oluştu. Bu ziyade sana tıyıp değil, helal değil. Bayinin onayını ve rızasını alman gerekiyor. bay de diyor ki tamam diyor sana hakkımı helal ederim. Bir şartım var. Bana şu kadar bir meblağ vereceksin ve müşteri de bu mevlayı bayiye verse bu durumda o fazlalık müşteriye helal olur mu? Burada iki mesele var. Bayinin almış olduğu rakam kendisine helal olur mu? Bu ayrı bir konu. Bu helal oldu veya olmadı. Neticede bayinin vermiş olduğu onay yani rıza o fazlalığı müşteriye helal eder mi? Bizim aslında ilgilendiğimiz nokta son ikinci nokta her halükarda bayi öyle veya böyle gerek rüşvet alarak gerek helal yoldan gerek haram yoldan hakkını helal etti mi? Hakkından vazgeçti mi? Feragat etti mi? O zaman madem ki o ki feragat ettiyse o fazlalık bana helal bir mülktel elde edilmiş olacağı için müşteriye helal olur. Bayinin alacağı para helal midir değil midir? Onu bir diğer olarak ele almamız gerekir. Anlayabildiniz dediğimi. O zaman buradaki bir mazate bunu tasattuk etmesi gerekir. Niye mahsur olan bir yelden. Yani bainin mülkünden, bainin onayı olmadan bir ziyade olduğu için. Li husulihi bi cihetin mahzura. Peki ve in ba'de ma Üçüncü evre. Yani büyümesi kemalerdi. Daha bu saatten sonra meyvada bir ziyade olacak mı? maddi olarak bir ziyade olmayacak. Ama tat, reki, renk, koku gibi bazı artışlar söz konusu olabilir. Böyle bir fazlalık olsa ve bu fazlalığın oluşumuna da bainin onayı olmasa lem tasatlak bir şeyin böylesi bir durumda müşterinin herhangi bir tasattukta bulunma mecburiyeti yoktur. Tabi tasattukta bulunma mecburiyetinin olmaması ayrı bir konu bayinin malını, bayinin izni ve rızası olmadan hapsetmiş olmasından dolayı bayin hakkına tecavüz etmesi ayrı bir konu. Bunları birbirine yine karıştırmayacağız. Yani yine burada bir hak vardır, bir hukuk vardır. Bayinin rızasını almadığı için ahirette meşhur olacaktır. Bu ayrı bir mesele ama oluşacak olan fazlalık bayiden kaynaklı olmadığı için, bayinin mülkünden kaynaklı olmadığı için bu müşteriye milk olacak ve bu mülkiyette de herhangi bir habase söz konusu olmayacak. Niye? Musannif illetlendiriyor. Diyor ki, لَاَنَّ هَذَا Evet burada zahir olarak baktığımız zaman bir ziyade var. Değere taluk eden bir ziyade var. Çünkü ham olan domatesin değeriyle tadı gelmiş olan domatesin değeri aynı değil. Ham olan muzun değeriyle hani yeşil muzun değeriyle sarı muzun değeri aynı değil. Bir de bir ziyade vardır. Ama bu ziyade malda fiziki bir karşılığı yok. Belki kıymetinde yani onun tadıyla alakalı, taleple alakalı bir farklılık oluşacağı için bir değer ifade etti. Ama bu fazlalık neticede bainin mülkünden elde edilen bir fazlalık değildir diyor. Niye? Çünkü bakalım, e, diyor ki "Lenne haza burada oluşan fazlalık tagayuru hale, la tahakkuku ziyade." Halin değişimidir yoksa bir ziyadenin oluşumu değildir. Burası önemli. Niçin böyledir diyor. Çünkü şerhlere baktığımız zaman diyor ki bu meyveyi dalından kopartmış olsaydık bile bu kadar bir zamanın geçmesiyle renk, tat, koku gibi ziyadelikler zaten oluşacaktı. Aydan, güneşten, işte ne bileyim rüzgardan, mururuz zamandan, yıldızlardan bu meyvada bu işlem zaten oluşacaktı. Bu meyvadaki bu ziyadelik tarladan değil, ağaçtan değil. Harici etkenlerdendir. Yani murur zaman diyebiliriz buna. Gelen anlamıyla zamanın geçmesinden kaynaklıdır. O zaman bu mahsur olan, haram olan bir yoldan elde edilmemiş. Haram olan şey nedir? Adamın malını hapsetmiş olmak. Bunun vebali ahirette ayrı bir konu. Ama bunun mala yansıyan bir tarafı yoktur. Peki diyelim ki o meyveyi eğer biz kopartmış olsaydık o meyvada o renk oluşumu olmayacaktı tat oluşumu olmayacaktı. Bir e, talebelerimizden biri daha öncesinde e, bu halcilik yapmış olması, işte e, meyve veyahut da sebze alım satımı ile meşgul olmasından dolayı şöyle bir ifadede bulundu. Hocam dedi bu bir genel bir ifade değildir. Yani her meyve büyümesi kemale erdikten sonra onun renk, tat, koku gibi değişkenlilikleri sadece havadan, sudan vesaire değil toprağın etkisinin olacağı meyveler vardır. Ağacın etkisinin olacağı meyveler vardır. Ama Musannif Rahimullah burada sanki meseleyi iki kısma ayırdı zahiri bir ziyade zatında bir ziyade o ağaçtandır topraktandır zahiri bir ziyade değil renk tat koku gibi bir ziyade bu ise havadan sudandır veyahut da işte rüzgardandır güneştendir dedi böyle bir ikiye ayırma yaptı Efendim? Miktarın yok miktarın çoğalması birinci şıkta yani birinci şık gerçekten miktarda bir ziyadelik var. İkinci şıkta miktarda bir ziyadelik yoktur. Miktar aynı miktardır. Renginde değişiklik vardır. Domatesin kızarması gibi. Ama domatesin kızarmasının topraktan olup olmaması şeklinde bir ayırma gittik mi burada? Gitmedik. Burada bize sadece şu söylendi. Domatesin kızarması topraktan değil güneştendir, aydandır, rüzgandandır, yıldızlardandır şeklinde. Peki o meyve gerçekten tarladan menfaat temin etmişse eğer biz onu tarladan koparmış olsaydık veyahut da dalından koparmış olsaydık bahse konu olan o fiziki olmayan ziyade oluşmayacaktı. O zaman bunu biz birinci kısım mı gibi mi değerlendirelim yoksa ikinci kısım gibi mi değerlendirelim? Yani birinci kısım gibi değerlendirirsek zatında olan bir ziyade bu da mahsur olmayan, şey, halal olmayan bir yoldan temin edildiği için ve sebüle tasadduk diyeceğiz. İkinci kısım olarak değerlendirirsek o zaman zatında olan bir ziyade değil, tegayyürül haldir. O zaman burada tasadduktan bahsetmeyeceğiz. Anlayabildiniz dedi mi? İlletlere baktığımız zaman yani Musannif Rahimullah'ın getirmiş olduğu gerekçeleri tahallül ettiğimiz zaman burada şu aşika, Evet zatında bir ziyade bir mazade fi zati ifadesi getirmiş. Bu itirazcı olarak yani vifaki bir kayıt olmadığı da anlaşılıyor. Biraz sonra çünkü bahsedeceği zatında değildir. Tegayürül hal olarak bakıyoruz. Ama bununla beraber bunun mahsur olan bir yoldan temin edilmesi. Nedir o mahsur olan bir yol? Tarladan veyahut da ağaçtan elde edilmesi. Peki bu ziyadenin tasaddukunu biz nasıl yapıyorduk? Kıymetle yapıyorduk. Çünkü maddi bir fazlalık var ama o maddi fazlalığı soyup fazlalığı fakire vermiyorsun. İkisi arasındaki fiyat farkını tespit edip o aradaki farkı tasadduk ediyorsun. O zaman malın değerindeki artış aslında malın aynındaki bir artış değil midir? Her ne kadar gözle gözükür, elle tutulur, fiziki bir artış olmasa da bir artış söz konusudur. Çünkü değere yansıyor. Zaten malı mal yapan aslında değer değil midir? Yani o değer insanlar ona atfettiğinden dolayı onun mal olma niteliği ön plana çıkmıştır. Ha, durum böyle olunca madem ki onda bir ziyadelik varsa bu göz ardı edilmemeli. Şimdi bulmamız gereken mesele şu. O ziyade gerçekten havadan Rüzgardan, güneşten mi yoksa toprağın ya da ağacın bir tesiri var mı? Bunu da bilecek olan kimdir? Ehli hıbredir. Yani o sektörde olan e, çiftçilerdir veya mühendisidir veya şuyudur veya buydur. Onlar bize diyorlarsa ki bunu koparsaydınız bunda bu ziyade olmayacaktı. O zaman tarladan menfaatlenmiştir. Tarla sahibinin de buna onayı yoksa o zaman her halükarda bu fazlalık tasavvuf edilmesi gerekir dememiz lazımdır. Ama o kimse bize diyorsa ki bunu koparsaydın da bu fazlalık oluşacaktı. Bunun tarlayla alakalı değil. Zamanın geçmesiyle alakalıdır ve o zaman ister dalında olsun ister işte toplanmış olsun bu şekilde bir ifade kullanırsa o zaman tarla sahibinden ya da ağaç sahibinden bir fayda olmadığı için evet adamın malını hapsettiğim için bir nevi gasip olduğum için zulmetmişim bunun günahı ayrıdır ama oluşacak olan milkimde ondan kaynaklı bir artış olmadığı için tasattuk etmem diye bir şey söz konusu değildir dememiz gerekir. Anlayabildik değil mi demek istediğimi? Evet. Yani Musannif burada konu ikiye ayırmış ama biz buraya bir üçüncü şıkkı da ne yaptık? Sokmuş olduk. Buyur. Musannif burada e, ayrımı sanki zatında olan ziyadeler ve sıfatında olan ziyadeler gibi. Evet aynen öyle. Bizim sonradan getirdiğimiz örnek sıfatında olan ziyadelerle... <laughs> aynen bir... dediğin gibi mesele bu şekilde ama bunu illetlendirirken zatında olan ziyadeyi nereden etkilendi de oldu dedi. Topraktan, ağaçtan. Peki sıfatında olan ziyadeyi nereden etkilenerek oldu diyor? Bakın, Bunun e, tamam meselenin anlaşılmayı, kifaya bakarsanız diyor ki işte rengi kamardan gelmiştir. Evet. Tadı e, işte güneşten gelmiştir veya aydan gelmiştir. Bunun gibi teviller. Yani burada tagayülü halden kast edilen bu. Maksat o ağacın ona bir tesirinin olmamasını ispat etmek. Ki merginenin de aslında kastettiği konuyla alakalandırması burada alak ifade ediliyor. Yani orada bir fazlalığın olup olmamasını tespit etmekte bir problemimiz yok. Bir ziyade var ortada. Bu ziyade maddi bir ziyade, manevi bir ziyade olarak değil. Eğer maddi bir karşılığı varsa ortada bir ziyade var. Tespit etmemiz gereken konu nedir? Bu ziyade ağaçtan mıdır yoksa ağaçsız mıdır? Bu ziyade topraktan mıdır topraksızdan mıdır? topraktan ya da ağaçtan olduğu müsellemse ve ki fiziki bir fazlalık olmasa da neticede değere yansıyan bir fazlalık varsa ortada bir fazlalık var mı? Eğer zaten ortada bir fazlalık olmazsa yatı bi lehul fazl ifadesini kullanır mıydı? O fazlalık ona helal olurdu. Ama hocam, ikinci kısımda da yani verdiği örnekteki ikinci kısımda da yine bir fazlalık var. İşte zaten kastettiğim o. Ama o fazlalığın oluşumu neden değildir? Topraktan veya ağaçtan olmasa bile Yine o e, bayi'nin arazisinin koruması sayesinde olmuş değil midir? Yani şöyle söyleyelim. Onun oradaki muhafazası yani bayinin arazisinde kalmaklılığı malın başına gelecek olan bir belayı önlemeye yöneliktir. Ama bu müsellem ondaki fiyatın artışıyla alakalı değil bekasıyla alakalıdır. Yani malın mal olarak devam etmesiyle alakalıdır. Bizim burada bahse konu olan bayinin malını hapsetmesinden kaynaklı tasattuktan bahsetmiyoruz. Bayiden bir şey kopartarak ben ziyadede bulundum mu bulunmadım mı onu bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada bizim ilgilendiğimiz nokta şu. Benim bu meyvelerinin dalında kalması ya da ağaçta kalması ağaç ya da araziden faydayla mı bu fazlalık cebime fazla para girecek yoksa cebime fazla bundan dolayı mı Fiziki fazlalığın bir önemi yok. Mesela şöyle olsa, başka bir örnek veriyorum. İkinci evrede sattık. İkinci evre büyümesi kemale ne yapmadı? Daha ermedi. Ama o meyve öyle bir meyve ki durdukça küçülüyor. Ve durdukça küçüldükçe de kıymeti ne oluyor? Artıyor. Hani ziyadelik olarak telakki edeceğiz ya. Yani öyle bir meyve düşünün ki o meyve durdukça efendim tanesi çekirdeğiyle beraber böyle bütün bir şekilde yeniliyor. Yanında kuruyor. O kaldıkça küçülüyor ve değeri artıyor. Evet. Tadı artıyor. Bir cins var. O daha fazla kalırsa kalitesi düşüyor, değeri düşüyor. İşte burada şöyle düşünelim. Yani orada kaldıkça değeri artsın ama fiziki olarak küçülsün. Ben bunu farazi olarak söylüyorum ama varmış. Yani burada kastettiğim şu. Fiziki bir zatta bir ziyade yok. Ama kişinin cebine girecek bir artış var mı? Vardır. İşte biz tam bu noktada ne diyeceğiz? Orada bir fazlalık, helal olur mu, olmaz mı? Bir fazlalık yok ki. Hatta eksilme var. Ama maddi olarak karşılığında bir fazlalık girdi mi cebine? Girdi. O zaman mesele orada fiziki fazlalığı bulup bulmamak değildir. Musannifler o dönem itibariyle bunu tespit edebilme noktasında böyle bir ayrıma gitmişler. Fiziki fazlalığın oluşması topraktandır. Fiziki olmayan fazlanın oluşması ise havadan sudandır. Veyahut da işte havadan şeydendir, güneştendir. Yani bu vakayı tespit etmeye yönelik bir açıklamadır. Fıkhi olarak değildir demek istediğimi anlayabiliyorsunuz. O zaman bunun tespiti gerçekten bayinin malından fayda temin edip etmemeye yönelikse bunu bilecek olanlar o eş, işte iştigal eden ehli hıbrı olsa gerek. Onlara deriz burada ben bunu koparmış olsaydım da bu fazlalık olacak mıydı olmayacak mıydı? Eğer olacak diyorsa yani zaten olacaktı o zaman bu bayi alakalı değil fazlalık bana tıyı bulur. Bayin hakkına girdiğimden dolayı onda helallik almam gerekir. O bir bahsi diğerdir gasp edilmiş olan toprak ve ağaçtan istifade var mı ya da yok şeklinde? Ha meseleyi böyle. Çünkü gayemiz zaten o değil mi? Gasp ettiğim bir yer var. Gasp ettiğim yerden ben bir fayda temin ettim mi etmedim mi? Ondaki fayda temin etmemin ise benim elimde oluşan malda bir artış oluşturdum oluşturmadı mı? Maldaki artış fiziki artış olmasının önemi yok değer bazında bir fazlalık oluştu mu oluşmadı mı biz meseleyi böyle kurgulamamız zorundayız. Ha, meseleyi böyle kurguladıktan sonra o zaman fizik yani, bir mazda zade fizati ifadesini bu bağlamda itirazı olarak değil. O dönem itibariyle tespit ancak bu şekilde olduğundan dolayı öyle söylenmiş. Günümüz itibariyle tespit farklı şekillerde de olabiliyorsa bu niye değişmesin ki? Niye farklı meyvelere farklı şekilde ifade edilmesin ki? O zaman sonuç olarak şöyle dememiz gerekir. Müşterinin malında kıymet itibariyle bir fazlalık oluşuyor mu? Önce bunu tespit edeceğiz. İkinci bu fazlalık tarladan ve ağaçtan nemalanmakla mı oluştu? Yoksa ağaç ve tarla olmasa da bu olacak mıydı? Birinci şıktansa tasadduktur. İkinci şıktan şıksa e, tabelehul diyeceğiz. Bilmem ifade edebildim mi? Hocam bu mecelle sonrası tercihten dolayı bir müftü veyahut da kadıyı burada e, menfaatlerin tazmin edileceğine, dolayısıyla bu ağaçların kaldığı müddet için bir bedel ödeneceğini hükmetse. O farklı meseledir. E, yani bunun neticesinde de fazlalığın yine helal olacağını söyler miyiz? Çünkü Yok, şöyle... artık Yok şöyle bakalım mesele. Diyelim ki ben orada tarlada bıraktım bunu. Hı hı. Tarlada bırakmam gasıbım. Gasp etmem neticesiyle bıraktım ve oradan bana bir fazlalık oluştu ve karşı tarafın manını zulmen e aldığından dolayı alıkoyduğumdan dolayı e, mahkemede bana dedi ki misil ödemek zorundasın. Evet. Ve ben bu ecrimisli ödedim. Tazminle mükellef olduğum için. Aslında menfaati geri vermem gerekiyor. Veremiyorum. Onun mislini veriyorum. Peki bu icara aktı aslında e, ortada bir akit yok. Bunu fasit bir akit gibi telakki edelim. Fasit bir akit mülkiyet ifade eder mi? Eder. Evet. Mülkiyet ifade eder ama tîb olur mu? Yani buradaki mesele şu, benim vermiş olduğum o ecrimi sil, gasp ettiğim malın mukabilinde Şeri Şerif'in bana tazmin etmesidir. Ama burada kişinin iradesi olmadan zoraki malını koymaklılığımdan dolayı elde edeceğim bir günah varsa, yani mesele biz bunu fasık bir akit gözüyle bakıyorsak yine o fazlalık bana ne olmaması gerekir? Eğer o helal etmediği müddetçe. Yani karşı taraf benim hakkım sana yine helal değil. Çünkü ben burayı kendim başka yerde kullanacaktım. Ya ben buranın işte 10 lira ama ben bunu 20 liraya kiraya veriyordum gibi bazı çıkarımları olabilir. Ben yine helal etmiyorum dedikçe o zaman o fazlalık şeyler olabilir mi? Ya ben parasını verdim deme şansı yok. Çünkü biraz sonra okuyacağız. Yani biraz sonra derken bugün geçti belki hafta okuyacağız. İcara akdiyle kiralasa. İcara akdi bir şekilde fasit olsa İkinci şıkta zamanın meçhul olması. Fasit bir icara akdinde ecri verecek mi? Verecek değil mi? Musannif ondan bahsetmeyecek ama. Buna rağmen fazlalık ona helal olacak mı? Olmayacak. Bakın ne oldu? Adam menfaatin bedenini verdiği halde bile o fazlalığı yine kişiye helal kılıyor muyuz? O ayrı bir konu. O neyle alakalı? Kişinin gönül hoşnutsuzluğu ile malından zoraki istifade etmemize yöneliktir. Ben işteraha mutlaka diyelim. Vakit geçti isterseniz bu kadarlıkta iktifa edelim. Başka sorusu olan varsa soruyu alalım. Yoksa dersimizi e bitirelim. Serada bir defa verin. Efendim? Burada konuştuklarımı serada bir defa verin. Birden fazla veren hakkında böyle, böyle konuşun. Mesela... Yok, birden fazla o şudur. Dalındaki meyveyi alsak teslim zamanına kadar yenileri çıksa yani hani peyder pey oluyor, incirde olabiliyor veya salatalıkta olabiliyor bu sera usullerinde. Onu biraz daha ileriki derslerimizde okuyacağız. Madumla mevcudu ilhak ettiğimizden dolayı akit batın mı olur yoksa iştirak mı olur, müşterek mi olur, şirketi minik mi olur onu ileride konuşacağız. Tamam. Peki valim velhamdülillahi rabbil alemin. İllahi u Fatih fatiha صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد